Yaklaştığınızda ikiniz kavgaya tutuşacaksınız. Sarhoş taklidi yapın, gerekirse yumruklaşın, silah atın. Ya ne kadar gürültülü bir kavga olursa o kadar iyi bizim için, tamam? Galen berbat bir nisancı. Ateş etmesini istemem. Demir yumruklarım için Sim'den özür dilerim o zaman Lucas. Başarırsak artık bildirilerle değil telsizlerle haberleşebileceğiz ve ordu bizi eskisi kadar kolay avlayamayacak. Tamam. Yakup İzbaşı'm, biz böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya geliyoruz ama bir şey olmaz değil mi? Korktu mu yoksa? Ya ne korkacağım, hemen korktun mu korktun mu? Tedbir bu, tedbir. Önce tedbir sonra tevekkül. Şşş, sonrasını dert etmeyin. Deponun emniyeti zayıf. İçeri girip telsizleri alıp hemen çıkacağız. Patron, biz şimdi bu telsizleri kullanınca bütün İzmir bizi dinleyecek değil mi? Evet. Halk da meramımızı duyunca toprağına sahip çıkacak. Bu telsizler inşallah İzmir'in kaderini değiştirecek Cezmi. Öyle öyle tabii de. Hani diyorum işimiz bittikten sonra bu telsizlerin üstüne üstüne ince sazımızı çalsak, bütün İzmir bizi dinlese. Tövbe tövbe. Koyuca derdi kasap et derdi. Telsizlerin tertibatı böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz mi? Sonra meşhur olursun, hadi. Geldik. Topu topu iki tane nöbetçi var. Çok da büyük bir kavga çıkarmamıza gerek yok. Daha fazla asker bekliyordum. Tutak olmasın. Belki de sadece basit bir tedbirsizlik. Biz ne olursa olsun plandan vazgeçmeyelim. Siz oyalayın, ben gireceğim. At silahını. Aç yüzünü. Arkanı dönçük git. Aç yüzünü dedim, bak son kez söylüyorum. Yakup. General Cevdet'in damadı da bir kuvvacı, niye şaşırıyorsam? Evet. İkimiz de davamız için mücadele ediyoruz, tıpkı kumandan Filipos'un Bolşevik yeğeni gibi. Sen sizler için geldiysem o telsizler bana ait. Leon, bu telsizleri almadan bir yere gitmem. İzmir'in istikbali buna bağlı. Bak, vakit yok, tartışmayacağım. O telsizlere ben Bolşevikler adına el koyuyorum. Süleyman, yollarımız ayrı olsa da istikametimiz bir. Türkler oy kullanmazsa, İzmir'i kaybedersek bu sizin davanız için de hiç iyi olmaz. Bu telsizler bize lazım Leon. Kumandan Filipos'un şehri ele geçirmesine mani olacağız. Söz. İşim bittiğinde getirir, sana kendi ellerimle teslim ederim. Diyelim ki müsaade ettim, ben ne diyeceğim Bolşeviklere? Türklere ödünç verdim telsizlerimi diyeceğim.
Bir bahane uydurmana gerek kalmadı. Birisi bizden evvel davranmış. Belli. Kusura bakma babacığım. Siz de kusura bakmayın Akif Bey. Ben daha önce hayatımda hiç şair görmedim de. Aa, dediği lafa bak. Ne yalan mı diyor? Şair görmedim. Bu memlekette şair boldur aslında. Demek ki siz denk gelmemişsiniz. Akif Bey. Siz niye şiir yazıyorsunuz? Yani ne maksatla? Başka türlüsü gelmiyor elimden. Yok, ben o anlamda demedim. Yok, estağfurullah, anladım. Şiir ve edebiyat için süs, çerez der kimileri. Tabii sırtı pek karnı tok milletler için belki öyledir. Lakin bizim gibi aç, çıplak milletlere evvela giyecek, yiyecek lazım. İşte bu yüzden edebiyat bizde gıda vazifesini, kıyafet vazifesini görmelidir. Ben de o sebeple mümkün olduğu kadar halka hitap eden eserler meydana getirmeye gayret ediyorum. Niye güldünüz? Aziz Hanım, ne gariptir ki şiirlerimle alakalı hislerimi de zamanında bir şiire dökmüştüm. Ya, zahmet olmazsa bize okuyabilir misiniz Akif Bey? Gayet tabii. Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Lakin aczimin giresidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin. Ondan ne kadar bizarım. Oku. Şayet sana hisli bir yürek lazımsa. Oku. Zira onu yazdım. İki söz yazdımsa.